Türkiye'ye güzel hizmetler yapma imkanı verir. Allah utandırmasın diyor. Söz veriyorum, hepinize layık olacağım. Evet. Sizden de birkaç şey alalım sayın. Evet değerli arkadaşlar, öncelikle burada bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu şehrin bir evladı olarak parlamentoda hepinizin sözcüsü olacağım sözünü vererek hepinize saygılar sunuyorum. Geldiniz abi. Nasıl? Çok güzel. Eyvallah arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Gayretten ve özveriden dolayı teşekkür ediyoruz. 24 Haziran seçimlerinin ülkemize, milletimize, siyasi hayatımıza ve demokrasimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Millet sandıkta kararını vermiştir. Milletimizin vermiş olduğu karar en doğru karardır. Biz bu karar doğrultusunda yine milletimize en güzel şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Ülkemizin huzurlu olması, ülkemizin daha güvenli olması ve müreffeh yarınlara daha hızlı bir şekilde ulaşması için gece gündüz çalışacağız. Trabzon'a da başlatmış olduğumuz her bir hizmeti tamamlamak için, vermiş olduğumuz her bir sözü tutmak için daha çok gayret göstereceğiz. Almamızdan dolayı da ayrı bir mutluluk yaşıyorum. Kendisine de teşekkür ediyorum. Hepinize buraya geldiğiniz için, katkı sağladığınız için, katılım gösterdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet. Çok kıymetli, saygıdeğer seçim kurulu yetkilileri, hakimleri, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Üçüncü kez milletvekili mandatasını Trabzon'dan almış bulunmaktayım. Allah'a sonsuz şükürler olsun. Sırtımızda kambur olmadan milletimiz, vatanımız, bayrağımız için mücadele ederek bugünlere geldik. Elhamdülillah Türkiye iyi noktalarda ilerlerken bir takım engellemelerle karşı karşıya olursa da biz Trabzon'dan altın milletvekili olarak seçildik. Trabzon'un tüm mayasını, hamurunu birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde altın vekiliyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yansıtmaya çalışacağız. İnşallah gelecek nesillerimiz için samimiyetle çalışarak hizmette bulunur ve insanlarımızın samimi dualarını alarak hem dünya hayatımızı hem de ahiret hayatımızı kazanmak vesile olur. Bu vesileyle bu önemli görevde Cenab-ı Allah'ın yardımı ve sizlerin desteğini arzu etmekteyiz. Öncelikle İl Seçim Kurulu Başkanımız, çok değerli SAY arkadaşlarına, ilçe seçim kurullarına bu seçimin huzurlu bir şekilde geçmesini sağlayan emniyet güçlerimize, baştaki emniyet müdürümüze, ilimizin valisine, jandarmamıza ve bütün emek veren
bu konuda Trabzon'da bir demokrasi festivali haline getirilen olaysız bir şekilde bu seçimlerin sonuçlandırmasını sağlayan bütün arkadaşlarımıza, kamu görevlilerine huzurlarınızda çok teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle siyasi partilerimizin temsilcilerine de çok teşekkür etmek istiyorum. Ama en büyük teşekkürü bizlerle beraber, gece gündüz beraber olan, başta il teşkilatımıza, ilçe teşkilatlarımıza, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, belediye başkanlarımıza, bu sevincimize ortak olan bizim arkadaşlarımıza, mesai arkadaşlarımıza, en ücra köşedeki hemşehrilerimize ve destekleriyle beraber bizi Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği, Kanun'un doğduğu bu şehirden üçüncü kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderen aziz Trabzonlu hemşehrilerimize huzurlarınızda çok teşekkür etmek istiyoruz. Allah onlardan razı olsun. Bizler ağır sorumluluğumuzu ne olduğunu, bizlerin bu milletin, aziz milletimizin bizlere yüklediği sorumluluğun, yükümüzün ne kadar ağır olduğunu biliyoruz. Ama hiç şüpheniz olmasın ki, tecrübeli Trabzon'u tanıyan ve hizmetlerini, projelerini bilen ve milletimizin ne istediğini bilen milletvekili evlatlarınız olarak gece gündüz demeden çalışacağımızı, başta Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte, bakanlarımızla Trabzon'un hak ettiği, beklediği, özlediği hizmetleri Trabzon'umuza getireceğimizi, aynı zamanda da al bayrağımızı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne iyi bir şekilde, onurlu ve şerefli bir şekilde sizleri temsil ederken bu ağır sorumluluğu üzerimizde hissederek gece gündüz demeden çalışacağımızı burada ifade etmek istiyorum. Tekrar sizlere teşekkür ediyor. Ama başkanımıza, seçimcilerimize, hakimlerimize, seçim öncesinde, seçim esnasında ve sonrasında yaptıkları titiz çalışmadan dolayı teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bu benim için, bizim için bir onur kalemesi, Trabzon'un milletvekili olabilmek ve kendi adıma bir kadın olarak Doğu Karadeniz'den seçilen tek kadın milletvekili olarak sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu, bilincinde olduğunu belirtmek isterim. Öncelikle Trabzon seçmenlerine, kadın seçmenlerine, kadın kolları teşkilatıma, bütün Trabzon'a verdikleri destekten dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Evet. Mandat alalım. Sayın Beyciler. Bir bakalım biz buraya. Teşkilatımıza da kapının önünde, dışarıda. Tamam, hayır.